Allah insanı yaratmış ve tarihin başından beri peygamberler aracılığıyla insanlığa seslenmiştir. Her peygambere vahyettiği bilgiler, peygamberlerden ve insanlardan bekledikleri aşağı yukarı aynıdır. Allah tek bir din göndermiştir ve bunun adı da İslam'dır. Tüm peygamberlere inen dinin genel adı İslam'dır. Bu dinlere indirildikleri dönemde tabi olanlara da kendilerine de Müslüman denilirdi. Allah tüm peygamberleri ve onlara inananları Kur'an'da Müslüman olarak tanımlamıştır. İslam kelimesi kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, barış yapmak anlamlarındaki silm kökünden türemiştir. Buna göre Müslüman demek Allah'ın emirlerine teslim olmuş ve barış sisteminin içindeki barışçıl kişi demektir diyebiliriz. Tüm peygamberler gönderildikleri toplumlara Allah'ın emir ve yönlendirmeleri sebebiyle güzel ahlaklarıyla örnek olmuşlar ve ümmetlerinin bu güzel ahlakı örnek almaları emredilmiştir. Kur'an'da bu mübarek elçilerin örnek ahlakları bizlere çeşitli kıssalarla anlatılmış ve onların tavırları bizlere örnek olarak sunulmuştur. Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı doğru tanımak ve örnek almak da bir Müslüman için çok önemli bir konudur. Eğer Allah'ın çizdiği sınırların üzerinde peygamberleri yüceltme veya yok sayma tavrına girerse Müslüman da olsa kişi ahiretini yakabilir. Allah Tevbe suresi 31. ayetinde Hristiyanları Müslümanlara örnek göstererek onların din adamlarını ve Hz. İsa'yı ilah edindiklerini anlatır ve Müslümanların bu tehlikeye düşmemelerini öğütler. Günümüzde sevgili peygamberimiz insan peygamber vasfını neredeyse kaybetmiş, onun nefsi olmadığına inanıldığı için onun ahlakını taklit etmek imkansız gibi görülmeye başlanmış ve neredeyse sadece dış görüntüsü taklit edilebilir olmuştur. Kur'an'da pek çok yerde onun da bizler gibi bir insan olduğu vurgulanmış ve bu nedenle ahlakının örnek alınması gerektiğinin üzerinde durulmuştur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin dış görünümünün taklit edilmesi ve örfe uygun olarak yaptığı fiillerin tekrarlanmasına veya taklit edilmesine yönelik tek bir ayet bile bulunmazken onun güzel ahlakının örnek alınmasına yönelik pek çok ayet vardır. Aynı şekilde Âl-i İmrân suresinin 31. ayeti de Allah'ın sevgisini kazanmanın ancak peygamberimize tabi olmak ve ona uymakla mümkün olduğu belirtilir. Peki ona uymak nasıl olur? O dönemde kullanılan ve peygamberimizin de kullandığı misvakı kullanmak, o zamanlar müşriklerin de peygamberimizin de giydiği o bölgenin yerel kıyafetlerini giymek veya bastonla dolaşmak ona uymak anlamına gelir mi? Elbette bir kimse Arap örfü olan ve peygamberimizin de yaptığı bu uygulamaları yapmakta özgürdür ve bundan ötürü eleştirilemez. Peygamberimiz o dönemde bunları yaptığı için biz de yapmayı seviyoruz demekle yetinilmek zorundadır. Uydurma bir takım rivayetleri baz alarak bu uygulamaları yapmayanların Müslüman olamayacaklarına yönelik ithamların bir kimseyi Allah'ın dininin dışında bırakacağı açıktır. Bu uygulamaları dinin kendisiymiş gibi sunmak ve İslam'ı anlatma amacıyla bunları anlatmak, sevgili peygamberimizin getirdiği ilahi mesaja gölge düşürmek ve Allah'ın dinine alternatif din kurmak demektir. Peygamberimiz Allah'ın gönderdiği bir elçidir. Allah'tan ayrı olarak kendi inisiyatifine göre bir din kurup bunu yaymak onu elçi yapmaz, aksine dinin kurucusu ve dinin sahibi yapar. Oysa Allah onun bir elçi olduğunu, dinin sahibinin ise kendisi olduğunu ve insanların yapmaları gerektiği şeyleri bizlere Kur'an'ın her yerinde bildirmektedir. Elçinin tanımı Allah'tan gelen emirleri muhataplara ulaştırmak demektir. Bu anlamı verdiğimizde gelenekçi Müslümanlar peygamberi aşağıladığımız ve onu yok saydığımız sonucuna ulaşır. Oysa aksine Allah'ın yüce emirlerinin bir taşıyıcısı olması ve bu emirleri en iyi şekilde gerçekleştirmesi bakımından bizler için sevgili peygamberimiz çok büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim onun takip ettiği yol da Kur'an'ın yoluydu. Yani Kur'an'a uymakla emrolunmuştu. Peygamberimizin Kur'an'a uymak zorunda olduğu ve onu insanlığa okuması ve duyurması ile ilgili ayetlerden birkaçı şöyledir. De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Enbiya suresi 45. Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete sana vahyettiklerimizi okuman için gönderdik. Rad suresi 30. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. En'am suresi 19. Bu Kur'an sana ve halkına bir mesajdır. İleride ondan sorguya çekileceksiniz. Zuhruf 44. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.
Ahkaf suresi 9. Günümüzde peygamber sünneti adı altında yaygın olan sünnet anlayışı önem sırası bakımından tümüyle tersine çevrilmiştir. Eğer Müslümanlar sakal sünnetine gösterdikleri hassasiyeti peygamber ahlakı yani Kur'an ahlakı ile ahlaklanma sünnetine gösterseydiler Müslümanlar bugün bu durumda olmazdı. Günümüzde bazı dindar çevrelerde peygamberimizin para ile olan ilişkisi örnek alınmaz, tartışılmaz ama suyu oturarak mı ayakta mı içmişti konusu büyük önem taşır. Sevgili peygamberimizin yaygın sebepsiz hediye verme sünneti bugün tümüyle unutulmuştur. Ama küçük esnafı bezdirecek düzeyde pazarlık yaparak sünnetten, dinden ve peygamberden nefret ettirmek sünneti tutkulu bir biçimde hala devam etmektedir. Peygamberimizin eşleriyle şakalaşması, onlara karşı daima kibar, daima sevgi dolu olması unutulmuş ama misvak ve hangi çeşit hurmadan yemiş olduğu sünneti ve faydaları hakkında binlerce sayfa kitap yazmayı ve şerhini düşmeyi unutmamışız. Allah bizlere peygamberimizin nasıl giyindiğini, nasıl oturduğunu, nasıl deveye bindiğini öncelikli olarak örnek almamızı değil, onun ahlakını örnek almamızı emretmiştir. Onun mücadele azmi, ibadette sürekliliği, zor zamanlarda sabretmesi, fakirliği de bolluğu da aynı tevazuyla karşılaması, ihtiyacından arta kalan tüm dünya malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşması, inkar edenlerin önde gelenleriyle fikri tartışmalara girmesi, iddialarına cevap vermesi, İslam'ın yayılması için projeler geliştirmesi, insanlarla iyi geçinmesi, herkese karşı yumuşak huylu ve toleranslı olması, hediyeleşmesi, güler yüzlü olması, şefkatli olması, her karşılaştığına selam verip halini hatırını sorması, Müslüman olmasalar bile hastaları ve komşularını ziyaret etmesi gibi binlerce güzel ahlak örneği olan sünnetler unutulmuş, bunların yerini peygamber sarığı sağ tarafından mı sarkıtmıştır, solundan mı? Sakalını iki tutam mı uzatmıştır, bir tutam mı? Misvak boyu bir karış mıdır, yarım karış mı? Hangi hurmayı yemek daha faziletlidir? Veya suyu oturarak mı içmeliyim, ayakta mı? Sofraya elma sirkesini mi koymak sünnettir, yoksa üzüm sirkesi mi? Dindar Müslüman bunu tartışır, bunu konuşur olmuştur. Komşusunun yiyecek ekmeği var mı yok mu bundan haberi olmayan bir kimsenin ne uzattığı sakal sünnet yerine geçer, ne de şalvarının genişliği. Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisini bağıra bağıra söylerken işçilerini en düşük ücretten köle gibi çalıştırıp 40 kere umreye giderek tavaf sünnetini utanmadan yerine getiren dindar görünümlü zalimlerle İslam dünyası kuşatılmış ve kirletilmiştir. Kur'an'a ve peygamberi ahlak olan Kur'an ahlakına uymanın kurtuluşun adresi olduğu unutulmuş, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her şeye gücü yeten, her şeyi gören, her şeyi duyduğuna inanılan tarikat liderlerinin mutlak kurtuluşun yegane adresi olduğu inancı İslam dünyasının hemen her yerine hakim olmuştur. Müslümanların şu anda sünnet diye sarıldıkları öncelikli şeyler maalesef İslam'a fayda sağlamıyor. Aksine dindarmış gibi giyinirken işlenen büyük günahlar ve sapkınlıklar İslam'la hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen sırf görüntü ve algı nedeniyle İslam'a da zarar vermektedir. Sevgili Peygamberimizin örnek ahlakı, inkarcı sistemlere karşı fikri mücadelesi, zulüm düzenlerine karşı gösterdiği onurlu başkaldırı, din ve sermaye baronlarının tekelci zulüm ve kölelik düzenine karşı giriştiği mücadele, fakirliğin yok edilmesine yönelik amansız gayreti, şirkin her türlüsüyle canı pahasına mücadelesi, Kur'an'ın ahlaki üstünlüğünün anlatılması yönündeki büyük emeği, sabırlı ve hoşgörülü olması, öfkesini yenmeyi başarmış olması, insanlarla bağırarak konuşmaması, kişisel emirler yağdırmaması, insanlara üstünlük taslamaması, kendi işini kendi yapması, işi ehline vermesi, zengin fakir ayrımı yapmaması, insanlara zenginliği ve dünyevi makamların nedenlerinden dolayı yalakalık yapmaması gibi pek çok güzel ahlak örneği her Müslümanın örnek alması gereken Peygamberimizin sünnetlerindendir. Ve her birinin Kur'an'da açıkça emredildiği ve tüm bunların Kur'an ahlakı olduğu Kur'an'ı bir kez okuyan bir kişinin bile görebileceği bir durumdur. Bugün Müslümanlar dendiğinde akla sert mizaçlı, agresif, tahammülsüz, kendi cemaatini veya tarikatını adam toplama ve çıkar sağlama konusunda tarifsiz bir çabası olan insanlar gelmektedir. Oysa Hazreti Ali Hilye-i Şerif'te Peygamberimizi şöyle anlatır. İki omuzu arasında peygamberlik mührü vardı. Zira o peygamberlerin sonuncusuydu. İnsanların en cömerti, gönlü en geniş olanı, en güzel ve düzgün konuşanıydı. Gayet yumuşak tabiatlı ve insani ilişkilerinde arkadaş canlısıydı. Ansızın onu gören bir kimse heybetinden ilk anda çekinir fakat tanıdıkça onu çok severdi. Ondan bahseden bir kimse ne ondan önce ne ondan sonra
asla bir benzerini görmedim demekten kendini alamazdı. Hazreti Muhammed demek yolda kalmışların babası olmak demektir. Hazreti Muhammed demek yetimi korumak demektir. Hayvanları sevmek, güler yüzlü olmak, şefkatli olmak, insanları affetmek, dünyaya ve paraya düşkün olmamak demektir. Yaşlıları korumak, inancından olmayan insanlara bile hediyeler verip güzel söz söylemektir. Hazreti Muhammed demek, cenneti garantilemiş gibi çalım sata sata yürümek değil, kızım Fatıma, sakın babam peygamberdir diye güvenerek yaşama, çünkü ben bile sonumun ne olacağını bilmiyorum demektir. İşte Hazreti Muhammed, tüm Arap Yarımadası'na hakim bir devlet başkanı, bir devrimci iken vefat ettiğinde bıraktığı tüm dünya malı.